Şirketlerde kar dediğimiz değer esasında gelirlerle giderler arasındaki fark. Dolayısıyla karlılığı arttırmaktan kastımız gelirleri arttırmak, giderleri azaltmak gibi bir iki değer üzerinde yoğunlaşmış bir çalışma olmasından çok gelirle gider arasındaki farkın arttırılması olarak bunu düşünmek lazım. Yani sizin bazı giderleri arttırma imkanınız olabilir. Fakat bu giderleri arttırdığınız zaman gelirleriniz daha fazla artacaksa bu giderleri arttırmayı kabullenebilirsiniz. Bir de şunu düşünmek lazım. Mali tablolarda bütün kar oranları, karlar oran yüzde olarak ifade edilir. Bu yüzde de gelirlerin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Dolayısıyla bizim karımızı arttırmamız iki anlama geliyor olabilir. Bir, karı mutlak değer olarak, yani parasal değer olarak arttırmak. İkincisi, yüzde olarak arttırmak. Onun için bir karlılık artış çalışması yapılacağı zaman nereye doğru yönlenmemiz gerektiğini iyi hesaplayıp çalışmalarımızı buna göre yönlendirmemiz lazım. Biz karımızı mutlak para değeri olarak mı arttırmak istiyoruz, yoksa yüzde olarak mı arttırmak istiyoruz? Bunların birçok yolları var. Giderleri azaltmanın tabii bir takım yolları var. Gelirleri arttırmanın yolları var ama o kadar kolay değil uygulaması. Firmalara gelir azaltmak daha kolay oluyor. Ama bizim tavsiyemiz yeniden yapılanma projelerinde genelde şu oluyor. Gelirleri arttıralım, tamam güzel ama giderleri azaltırken radikal şekilde azaltalım. Geri dönüşü olmayacak şekilde azaltalım. Yani siz ekonomik kriz var, biz giderlerimizi azaltmamız lazım, hadi bakalım telefon giderlerini kısalım derseniz bu hiçbir şekilde bir radikal değişim olmaz. Kriz dönemi geçtiğinde sizin telefon giderleriniz kontrolleri azalır ve eski haline gelir ve siz hiçbir tasarruf sağlamamış olursunuz, kalıcı tasarruf sağlamamış olursunuz. Ve insanlar sürekli şirketlerde bir sıkışıklık, devamlı bir baskı altında çalıştıkları izlenimine kapılırlar. Halbuki siz telefon sisteminizi ortadan kaldırıp başka bir haberleşme sistemine veya işte yeni bir tarifeye veya yeni bir operatöre böyle bir radikal değişiklik yoluna giderseniz o zaman kalıcı olarak giderleriniz azalmış olur. Yani bütün gider kalemlerinde bunu bu şekilde düşünmek lazım. Bunların etkilerini de düşünmek lazım. Etkileri düşünmekten şunu kastediyorum. Siz daha ucuz girdiler temin etme yoluna gidebilirsiniz. Bu ucuz girdilerin sizin iç maliyetleriniz üzerinde sağlayacağı etkileri de göz önüne almanız lazım. Yani bunun getireceği kalitesizlik maliyetleri olabilir, geri dönüşler, hata oranları filan dolayısıyla veya sizin üzerinizde yeni bir işçilik ihtiyacı yaratabilir sizin iş bünyenizde. Mesela adam eksik montajlı veriyordur filan, ucuzdur ama farklı bir şey geliyordur. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber toplam maliyet olarak hesaplamak lazım ama genelde gelir eksi gider farkını arttırmaya yönelik bir takım projeler uygulamamız gerekiyor.